Değerli arkadaşlar, merhaba hepinize. Şu anda Birleşik Krallık'ta Londra'nın yakınlarında Farnborough'dayız. Sevgili Tolga Özübek var. Sizin havacılık ve savunma konularındaki onun videolarından, YouTube kanalından çok yakından tanıdığınız bir değerli meslektaşım. Bu sene de birlikteyiz. Farnborough'yı birlikte takip ettik ve neler gördük, neler öne çıktı onu konuşmak istiyorum. Biz bir taraftan sohbet ederken, lütfen kusura bakmayın, arkada ciddi gürültüler, sesler duyuyorsunuz. Güzel sesler ama. Güzel sesler, güzel kokular var. Jet motorları, pervaneli motorlar, turboproplar, farklı modeller, farklı uçak tipleri burada görünüyor. Bunları konuşalım. Nasıl bir fuar? Önce oradan girelim. Sonra Türkiye bakımından önemli neler vardı onları konuşalım. Tolga'nın izlenimleriyle başlayalım. Ben en son pandemi öncesinde Farnborough'ya gitmiştim. Pandemi sonrasında ilk defa geliyorum. Malum salgın bütün havacılık, sivil olsun, askeri olsun milat oldu. Ve havacılığı da hasta etti salgın. Büyük krizler yaşandı. Hala toparlanamadı açıkçası. Böyle bir durum var ve bunun arkasından Farnborough'ya doğru geliyoruz. Biraz küçülmüş bir fuar gördüm. Paris tek yıllar. Farnborough çift yıllar ama bu fuar hani daha kompak, daha katılım açısından dünyaya baktığımız zaman kısıtlı bir fuar. Havacılık açısından da bildiğimiz hava araçlarını gördük ama şu an şimdi biraz sonra arkamızdan şöyle Embraer'ın KC-390'ı doğru gelecek. Umarım kadraja ortamızdan geçer gider ama onları burada seyretmek oldukça heyecanlı. Arka tarafta sol, bana göre sol tarafta Airbus var. Şurada bir tane Virgin Atlantic görüyorum. A330 Neo. O da hatta kaldırayım biraz konuşurken. Olur. Şöyle de göstereyim. Tabii. İnsanlara böyle bir göstersin. Şöyle bu tarafta şu anda uçan şey var bir tane. Embraer KC390 uçuyor. Doğru, askeri nakliye uçağı. Güzel de bir yatış yaptı. Embraer bölgesel uçaktan edindiği tecrübesini bir anda askeri alana çok ilginç bir şekilde taşıdı. Niye? Çünkü taşıdığı motorlar V2500 eski Airbus 320'lerde kullanılan sivil ve askeri teknolojiyi birleştirip farklı bir bakış getirdi. Bunda tabii bir parantez açayım ben. Zamanında Türkiye'ye geldiler. Ortak olur musunuz projeye? Embraer için. Embraer bu KC-390 nakliye uçağı için o zaman ilgi görmedi. Bugün biraz peynir ekmek gibi satıyor desek yalan olmaz. Asıl da müşteriler Avrupa'da NATO üyesi ülkeler. Türkiye'ye de iyi giderdi. Bizim bu bize de giderdi. Niye gördük izleyiciler açısından söyleyelim. Doğal afet oluyor. Tabii. Allah korusun deprem oluyor. Nakliye uçakları yardım götürüyor. Kurtarma ekiplerini taşıyor. Bugün bir nakliye uçağı işte C-160'lar emekli oluyor. C-130'ları modernize ediyoruz. A-400M'ler envanterde. Daha ufak CN-235'ler var. Bence bir savaş uçağı kadar. Evet. Tepemizden KC-390'da güzel bir uçak olsaydı güzel olurdu ama her şey, biz uçakları çok seviyoruz ama tamamen duygusal geliyor, oraya geliyor. O dönemin şartlarında neler teklif edildi, hangi kararları verdik, tabii dönemin şartlarında farklı olabiliyor. Bizim 10 tane Türk Hava Kuvvetleri filosunda, Airbus A400M Atlas uçağımız var. Ama benim de gördüğüm kadarıyla bizim daha çok uçağa ihtiyacımız var. Çünkü mesela Birleşik Krallık'ın yanlış hatırlamıyorsam 22 tane uçağı var. Almanya'nın 50 civarında. A400M olarak tabii ki. C-130'ları var. Almanya mesela ek Fransa ile ortak işletmek amacıyla C-130 aldı. Evet. Rakibini de aldı. Şu bakımdan söyledim. Yani bu ülkeler nüfus, kapasite ve şey olarak, büyüklük olarak aşağı yukarı Türkiye'ye benzer ülkeler olduğu için söyledim. Biz de yani mesela Almanya'dan farklı olarak ne diyoruz? Bir taraftan Somali'ye gidiyoruz, Libya'ya gidiyoruz, Afganistan'a gidiyoruz. Endonezya'ya yani gidiyor, Türkiye'nin şeyi olarak Amerika'ya gidiyor, her yere gidiyor uçaklar. Dış politika açılımları olarak değerlendirdiğimizde dolayısıyla bu uçaklardan daha fazla olursa Türkiye'nin işine yarar diye düşünüyorum, değerlendiriyorum. Vallahi doğru bir yaklaşım. Bu yaklaşımla da ilgili de düğmeye basınca yarın uçak alamıyorsunuz. Bunlar çok uzun vadeli çalışmalar, paraları da çok yüksek. Ben herhalde ilerleyen dönem içerisinde belki bir A400M ek siparişi olabilir. Başka gelişmeler, bir ara ikinci el Suudi Arabistan'dan C-130'lar alınmıştı. Onun gibi de bir yaklaşımlar olur diye tahmin ediyorum. Bu arada TUSAŞ'ta bu uçakların üretim ortaklarından biri. Bazı parçaları Türkiye'de TUSAŞ'ta gövde parçaları. Orta gövde, orta kanatların birleşim yerleri, eleronlar, kanatçıklar. Hatta Beluga, bu Airbus'un uçan balina uçağı.
gelirdi, parçaları alırdı. Sanıyorum o parçaların teslimatının önemli bir kısmı tamamlandı. Şu TUSAŞ'ta... anda özür dilerim, iniş gerçekleşti. Evet, onu da göstereyim. Görsün arkadaşlarımız. Evet, kısa bir şey yaptı, uçuş gerçekleştirdi. Hemen tekrar tripodumuzu koyalım, kaldığımız yerden evet. Devam edelim. Şimdi bir tarafta Boeing, diğer tarafta Airbus. Boeing'in bu arada yolcu uçağı yok Farnborough'da, onu belirtelim. Şeyde, Le Bourget'de görmüştük galiba, yanlış hatırlamıyorsam. 777. Daha önceki Farnborough'da gördük. Evet, 2 yıl önce 2022'de. Evet. Bu yıl getirmedi. Malum üretim problemleri nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiriyor Boeing. Biraz o konuda Amerikan Havacılık Otoritesi, Federal Otorite FAA'den bazı güncellemeler alacak. Önümüzdeki biraz sessiz geçirme o problemler nedeniyle Boeing tercih etmiş olabilir. Benim tabii şimdi burada küçülüyor ediliyor diyoruz ama Türk şirketler açısından da büyüyor. Bugün TUSAŞ'ın, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin standındayız. Gökbey uçtu. Gökbey çok keyifliydi. Çok güzel. Güzel bir uçuş yaptı. 2012'de T-29 Atak 10 yıl önce, 12 yıl önce buraya gelmişti. Şimdi sıra Gökbey'de. Hürkuş ilk olarak Paris Air Show'daydı. Gökbey'i de burada böyle görmek bizi çok gururlandırdı. Aselsan burada, Kale Arge burada, TEİ burada, Türk Hava Yolları şale olarak hemen burada. Hemen yan yana TUSAŞ'ta. Yan yana da mesela şey dikkatimi çekti. Türk Hava Yolları, başka hava yolu görmedim ben böyle şaleye sahip. Burada da Crystal Business, Crystal adı verilen yeni Business Class tasarımlarını Türk Hava Yolları tanıttı. Tabii hava yolları da bu tür fırsatları kaçırmamaya çalışıyorlar güzel, burada. Güzel bir düşünce bence. Çünkü havacılığın bir anlamda zirvesi dediğimiz etkinlikler olduğu için hava yolu kuruluşları da yani kendi varlıklarını, iletişimlerini ortaya koyarlarsa ki Türk Hava Yolları çok iddialı ve çok büyük bir kuruluş. Büyük de hedefler ortaya koydu. Dolayısıyla buraya geldiklerinde hem uçak şirketleri, üretici şirketlerin yöneticileriyle görüşebiliyorlar hem de o ekosistemde bir şey yapabiliyorlar. Yani belki burada ben şöyle söyleyeyim, farklı Türkiye'den gelen şirketlerin genel müdürlerini, teknik müdürlerini, pilotlarını, bakım ekiplerini ben mesela fuarda gördük, selamlaştık, konuştuk. Burada da en azından onları görerek sektörün onlar ellerinde ne diyelim kalp atışlarını hissetmeye çalışıyorlar. Burada doğru. Önemli. Gökbey'in uluslararası pazarlarda çünkü helikopter ihtiyacı çok fazla. Yani bugünün dünyasında baktığımızda uluslararası pazarlarda nasıl bir şansı olabilir? Nokta atışı yaptı TUSAŞ. 6 ton gibi çok fazla rakip yok bu konuyla ilgili. Hatta şöyle bir espri de yapıldı konuyla ilgili. Normalde rakibi Airbus'un H-160 helikopteri. Evet, 5700 kiloymuş. Helikopteri 6060 bin bir tık üzerine, bir tık üzerine çıkarmışlar. Bu demek ki buradan böyle bir TUSAŞ'ın sesi gelmiş oraya. İlk etapta askeri olacak. 3 tane jandarmaya teslimat da başlanıyor. TUSAŞ'ın 500 adetlik bir pazar payı görüyor Gökbey için. Bunun en az 100-200 civarında Türk Silahlı Kuvvetleri, Sağlık Bakanlığı gibi farklı faktörler, kuruluşlar yaklaşım değişik görevlerle sipariş verecek. Tabii sadece TUSAŞ değil, kokpitini Aselsan yapıyor. T'nin geliştirdiği TS-1400 motorları helikopterin tepesinde olacak. Bu açıdan da ekosistemi test uçuşları geçen yıl başladı. Muhtemel 2024'teyiz, 26 gibi helikopter üzerinde olacağını testler tamamlandıktan sonra öngörüyor. Bakalım neler olacak? Ben de açıkçası merakla bekliyorum. Gökbey heyecan verici. TUSAŞ'ın da biraz geleceğinde helikopter, döner kanat diyorlar ya kara havacılar. Döner kanatın çok büyük bir yeri olacak gibi duruyor. Gerçekten
F-35'i gördük burada. F-35 EX olarak adlandırılan Katar'ın ilk müşterisi olduğu QA, onlar da QA diyorlar, şu an gösteri yapıyor. Katar uçağı. Katar uçağı. F-16 50. yılını kutlarken Amerikalılar burada. Helikopterde gökyüzüne gidiyor. Airbus uçuyor. Leonardo mesela gösteri yapmadı. Bugün iki gün için konuşayım. Şurada Eurofighter var bir tane duruyor. Eurofighter'ın uçuşları hani biraz savaş uçaklarından şöyle bir şey yapıyoruz tabii. Türkiye deyince F-16 da var. Çıkarıldığımız F-35 var. Eurofighter ilgi var. Son olarak onu sorayım. Önümüzdeki günlerde Eurofighter ile ilgili bir gelişme bekliyor musun? Vallahi biraz masada Almanya'nın istemiyor Almanya. Onun toparlanması lazım. Türkiye'de alternatif koymak istiyor. Paralar hangisine yetecek o da benim en büyük merakım. Ama şöyle ben bitireyim. Gökbey'i gördük. İşte şurada F-15 tepemizde. Umarım en kısa zamanda birkaç yıl içerisinde milli muharip uçak Kaan'ı da burada görelim, daha da gururlanalım. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Görüşmek üzere. Değerli seyirciler, F-15 gürültüsünden daha fazla devam etmek mümkün değil ama bir özet yaptık sevgili Tolga Özbek'le birlikte. Bu yayını izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Londra yakınlarındaki Farnborough Airshow'dan iyi günler. Lütfen yorumlar bölümüne görüşlerinizi, yorumlarınızı paylaşın. Sizin dikkatinizi neler çekti ondan da lütfen bahsedin. Ve kanala abone olmayı da unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin.